Kâb bin Eşref'in öldürülmesi. Bedr galibiyetiyle Medine'de bulunan Yahudi ve putperest müşriklerin kalplerine korku düştü. Bazı Yahudiler insafa gelip sıfatlarınızı kitaplarımızda okuduğumuz zat mutlaka budur. Artık ona karşı durmak mümkün olmaz. Zira o hep galip gelecektir diyerek Müslüman oldular. Bazıları da Muhammed harpten anlamayan Kureyşlerle savaştı. Onun için galip geldi. Eğer bizimle cenk etseydi, ona harp nasıl yapılır, zafer nasıl kazanılır gösterirdik, dediler. Ka'b bin Eşref ismindeki bir Yahudi de, Bedir'de İslam ordusunun galibiyetini duyunca, Müslümanlara olan kininden Mekke'ye gitti. Oradaki müşrikleri toplayıp, Medine'ye saldırmaları için şiirler söyledi, onları teşvik ve tahrik etti. Peygamber Efendimizle çarpışmak üzere onlarla anlaştı. Hatta sevgili peygamberimize suikast düzenledi. Allahü Teala bu durumu Rasulullah Efendimize bildirdi ve mealen buyurdu ki: Onlar Allahü Teala'nın kendilerine lanet ettiği rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir. Nisa suresi 52. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz şerefli hesabına Kâb bin Eşref'i kim öldürür? Çünkü o Allahü Teala ve Resulüne eza etmiştir buyurdu. Muhammed bin Mesleme Ya Resulallah ister misin ben onu öldüreyim diye sual eyledi. Resulullah Efendimiz de evet İsterim buyurdu. Muhammed bin Mesleme birkaç gün bu iş üzerinde durup planlar kurdu. Arkadaşlarından Ebu ile, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs, Ebu Abs ibni Cebrin yanına gidip meseleyi onlara açtı. Hepsi uygun görüp beraber öldürürüz dediler. Birlikte Peygamber Efendimize geldiler. Ya Resulallah İzin buyurursanız biz onunla konuşurken sizinle ilgili Kâb'ın hoşuna gidecek bazı sözler söyleyebilir miyiz dediler. Peygamber Efendimiz onlara istediklerini söylemeye müsaade buyurdular. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme arkadaşlarıyla Kâb bin Eşref'in yanına gitti. Şu Muhammed bizden sadaka istedi. Bize çok vergi yükledi. Onun için senden ödünç bir şey almak için geldim, dedi. Kâb sevinerek, Muhammed bin Mesleme'nin kendisi gibi düşündüğünü sandı ve o sizi daha da bıktıracak, dedi. Muhammed bin Mesleme, işte ona bir defa uymuş bulunduk. Ona tabi olmakta devam edeceğiz. Bakalım sonu ne olacak? Şimdi sen bize biraz ödünç hurma ver, dedi. Kâb, evet vereyim. Fakat bana bir şeyi rehin vermelisiniz dedi. Muhammed bin Mesleme ile yanındakiler ne istersin dediler. Kaab kadınlarınızı rehin isterim deyince rıza göstermediler. Kaab o zaman oğullarınızı rehin verin dedi. Onları da rehin veremeyiz. Onlardan birine bir iki deve yükü hurmaya karşılık rehin olundu diye söylenir ki bu da bizim için unutamayacağımız bir leke olur. Fakat sana silahımızı ve zırhımızı rehin verebiliriz, dediler. Kaab bu teklifi kabul etti. Onlara ne zaman geleceklerini de bildirdi. Muhammed bin Mesleme, bir gece Kaab'ın yanına geldi. Ebu ile de beraber idi. Kaab onları kaleye çağırdı. Kendisi de onları karşılamak için aşağı indi. Kaab'ın karısı, bu saatte nereye çıkıyorsun dedi. Kâb, gelenler Muhammed bin Mesleme ile kardeşim Ebu Nail'edir, dedi. Karısı, işittiğim bu ses bana pek iyi gelmiyor. Sanki ondan kan damlıyor, dedi. Kâb, yok, onlar Muhammed bin Mesleme ile süt kardeşim Ebu Nail'edir. O iyi bir gençtir. Geceliğin kılıç vuruşmasına bile çağrılsa, hiç tereddüt etmeden gelir. Böyle birisidir, dedi. Muhammed bin Mesleme kendisiyle beraber iki kişiyi, bir rivayete göre de üç kişiyi kaleye soktu. Bunlar Ebu Abs bin Cebr, Haris bin Evs, Abbad bin Beşridi. Muhammed bin Mesleme Hazretleri arkadaşlarına kahap gelince ona saçını koklayacağımı söyler, başını tutup koklarım. Siz benim Kâb'ın başını iyice yakaladığımı gördüğünüz zaman kılıçlarınızla vurunuz, dedi. Ka'b bin Eşref, güzel giyinmiş olarak, güzel koku saçarak, onların yanına geldi. İbni Meslem'e, şimdiye kadar böyle güzel koku koklamadım diyerek, Ka'b'ın yanına vardı. Ka'b, Arap'ın en güzel kokulu kadınları benim yanımda, diyerek övündü. Muhammed bin Meslem'e, başını koklamama izin verir misiniz, dedi. Kaab müsaade ettiğini söyledi. Mesleme onu kokladı. Arkadaşlarına da koklattı. Sonra tekrar koklamak istediğini söyledi. Bu defa Muhammed bin Mesleme başını yakalayıp arkadaşlarına kılıçlarıyla vurmalarını işaret etti. İlk kılıç vurulduğunda Kaab şiddetle bağırdı. Fakat ölmedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme hançeriyle onu öldürdü. Kabı öldüren mücahitler derhal orayı terk edip Medine'ye ulaştılar. Resulullah Efendimize müjdeyi verdiklerinde peygamberimiz Allahü Teala'ya hamdetti ve mücahitlere dua buyurdu. Kâb bin Eşref kâfirinin öldürülmesi Yahudileri büyük bir korkuya düşürdü. Çünkü Kâb gibi ileri gelen bir lider öldürüldükten sonra kendilerinin öldürülmesi an meselesiydi. Sabahleyin toplanıp, Peygamber Efendimizin huzuruna geldiler. Gece olan hadiseden şikayetçi oldular. resul i Ekrem Efendimiz, O bizi hep rahatsız eder, aleyhimizde şiirler söylerdi. Eğer sizden her kim böyle yaparsa, bilsin ki cezası kılıçtır, buyurdular. Bu tehdit üzerine Yahudiler korkularından Resulullah Efendimizle yeniden bir antlaşma yaptılar.